Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi, bayan yelek örneği, şal, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle angora, simli ip kullandım. 2 numarada tığım var. Şimdi örneğimiz bakın böyle harika ve kolay bir örgü. Yapraklar değişik değişik çınar yaprakları gibi bakın. Harika bir model. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Şöyle iki tane yaprağını. İki sıradan oluşan bir model bu. Alt ucuna trabzanla başladık. Sizler sevdiğiniz, dilediğiniz alt ucu şekliyle de başlayabilirsiniz değerli izleyicilerim. Şimdi örneğimiz burada dururken hemen biz de başlayalım sizlerle beraber. Bakın şöyle alt ucunu biraz ördüm sizler için. Şimdi bir iki sıra daha örmek istiyorum. Şimdi burada 5 tane zincir çekmiştim. 3 tane trabzan olarak başladım. 10 tane zincir çektiğiniz zaman 8 trabzan olarak alt ucunu yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Hemen buradan döndüm. Bakın. Bir dolayıp 3'er tane trabzanla alt ucunu başlamış olduk. Şimdi bir sıra daha örelim şöyle. Hemen. İstediğiniz uzunlukta yaptıktan sonra böyle şerit halinde sonra modeli üzerine diziyoruz. Şu an modeli hemen dizmeye başlıyorum. 3 tane zincir çektim. Şimdi kenar trabzanı olarak 3 tane trabzan örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle bir doladım. 2 trabzan aralıklı batıyorum sevgili izleyicilerim. Aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. Sonra yine 3 zincirim var. Yine aynı yere tekrar 3 tane trabzan daha örüyorum. 2 3 Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 zincir. Şöyle 1,5 2 trabzan aralıklı batıyorum. Sık iğneyle tutturdum. Yine aynı şekilde 5 zincir çektim. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. Yine böyle bakın 2 trabzan aralıklı. Şimdi aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. 2 3 Sonra 3 zincir çektim. Yine devam ediyorum bakın aynı 3 tane trabzan örüyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Burada kenar trabzanıyla sıramı tamamlıyorum. Bakın. Bu örneğimin birinci sırası. Şimdi ikinci sırasındayım. 3 tane zincir çektim. Buradaki trabzanlarımı önce örüyorum. Bakın. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Buradaki 3 tane trabzanımı bakın. Önce şu şekilde bir tanesini örüp bakın bitirmiyorum. Yine bir doladım. İkinci trabzanımı iki defa da çıkıp bitirmiyorum. Son trabzanımı yine aynı şekilde bakın. İki defa da çıktım. Sonra hepsini birden bir zincir çekip bitirdim. Şimdi 5 tane zincirim var. Şöyle batıyorum bakın. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere bir tane böyle zemin oluşturuyorum. Gelecek yaprağımız için. Sonrasında yine 5 tane zincir çekiyorum. Yani 4 de çekebilirsiniz eliniz bol ise. Şimdi diğer yaprağımızı yapıyorum. Bakın bir doladım. Şöyle. 2 defa da çıkıp bırakıyorum. Tekrar aynı işlemi. Yine 2 defa da yapıp bırakıyorum. En sonuncu da bakın şu şekilde bitirdim yaprağımı. Şimdi arada bir tane zincir çektim. Bir doladım diğer yaprağım için bakın şurayı. Aynı işlemi devam ediyorum. Bitirmiyorum.
Yukarıya çıkıp bırakıyorum. En son iki defa da bitirmiş oldum. Şimdi yine 5 tane zincir çektim. Burada şimdi zemin hazırlıyoruz. 3 tane zincirli. Aynı yere batıyorum. Devamında yine 5 zincir, bir doladım. Diğer yaprağımı da bakın. Aynı şekilde devam ettiriyorum. Yani iki defa da çıkıp bırakıyorum. Yani orada bitirmiyorum. Yine aynı. En sonunda bu şekilde bitiriyorum. Şimdi bir tane zincirle buradaki trabzanları örerken siz örneğimi yakından izleyin. Bir örnek daha anlatalım. Hemen videomuzu tamamlayalım değerli izleyiciler. Bir örneğim bitti. Bakın. Şöyle. Harika bir model. Tabii az olduğu için tam görünmeyebilir. Şimdi ikinci modele de hızlıca başlayalım. Şöyle. 3 tane trabzandan sonra burada 2 veya 3 tane zincir çektim. Bir doladım. Şu tam ortasına 3'er tane trabzan hazırlıyorum. Bakın. 2 3 Yine 3 tane zincirim var. Yine aynı yere 3 tane trabzan. Bakın ikinci sırası daha da kolay oldu. İlk sıralar biraz daha zor gibi gelir. Şimdi 5 tane zincirim var. Şu tam ortasına bakın batıyorum. Tekrar 5 tane zincir çektim. Diğer yaprağım için zemin hazırlıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. 3 tane trabzan örüyorum yine. Şimdi kenar, burada kenardaki 2 tane trabzanımla devam ediyorum sırama. Bu ikinci örneğimin birinci sırası. Şimdi ikinci örneğimin ikinci sırası, yani son sırasındayım. Bakın biraz belli olmaya başladı büyüdükçe örgü. Şimdi yine buradaki trabzanlarımı ördükten sonra bir tane zincir çektim. Bir doladım. Şimdi 3 tane trabzanımın üzerine aynı az önce örmüş olduğumu tekrar ediyorum. Bakın. 2 defa da çıkartıyorum ama bitirmiyorum. En son 3. ile beraber bakın bitiriyorum. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. Tam böyle yaprağın ortasına sık iğneyle tutturuyorum. Sonra 3 zincir. Yine aynı şekilde bakın. Sık iğneyle. Sonra 5 tane zincir. İkinci yaprağımla devam ediyorum. Bitirmiyorum. Harika bir model değerli izleyicilerim. Tam tığ işi, bayan yeleklerine yakışan bir model bu. Şimdi bir tane zincir çektim. İkinci yaprakla devam ediyorum. Bakın karşıya batıyorum. Aynı şekilde bitirmeden devam ettiriyorum. Bakın. 3 tane trabzanımızın tek tek örüyoruz. Üçüncüsünü de ördükten sonra bu işlemi yapıyorum. 5 tane zincirim. Tekrar 3 zincir. Yine zemin hazırladım. Şimdi 5 zincir ve son olarak yaprağımı tamamlıyorum. Siz o arada örneğimi yakından görün. Ben de hemen hızlıca bu sıramı tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Hem kolay hem de zevkli bir örgü. İsterseniz dediğim gibi atkılar da yapabilirsiniz. Kendinize şallar da yapabilirsiniz. Angora ip kullandı. Yelek ördüğümüz iplerden. Sizler daha farklı ip de kullanabilirsiniz. Elinizde varsa bakın. Harika bir model. Umarım örneğim anlaşıldı. Tam böyle yeşil yapraklı bir model. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın.
Hoşça kalın, örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.